Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Velhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hakki. Sallû ala resulina Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Allahümme salli ala şefii'i zunubina. Sallu ala tabibi kulubina ve kurrati a'yunina Muhammed. Allahümme salli ala şefii'i. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sübhaneke la ilme lana illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Rabbi yessir ve la tuassir. Sehil aleyna bi fadlike ya müyessir. Rabbi zidna ilmen ve fahmen ve ihlasan ve nuran ve elhukna bis salihin. Amin ya mu'in. Allahümme allimna ma yenfe'una ve enfe'una bima allemtena. Amin. Bi hurmeti seyyidil murselin. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, bizlerden dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi aff ve mağfiret eylesin. Rabbimiz dünyamızı, ahiretimizi mamur eylesin. Dünyada, ahirette sıkıntı çektirmesin. Allah-u Teala Celle Celaluhu umduklarımıza nail eylesin. Korktuklarımıza emin eylesin. Allah bizlerden dua bekleyen bütün Müslüman kardeşlerimizi de iki cihanda aziz eylesin. Amin, amin, amin. Değerli dinleyenlerimiz, sevgili hanımefendiler, beyefendiler, sevgili yavrular, gençler. Önümüzdeki pazartesi günü 6 Eylül'de inşallah Rabbimizin izniyle okullarımız açılacak. Şimdiden hayırlı olsun, mübarek olsun. Allah-u Teala Celle Celaluhu en güzel bir şekilde eğitim alabilmeyi nasip eylesin. Eğitimi iki yönlü düşünmek gerekiyor. Bir, dünya eğitimi dediğimiz eğitimler, İngilizcesiyle, matematiğiyle, fiziğiyle, kimyasıyla, astronomisiyle, biyolojisiyle en güzel yerlere Müslüman gelecek. Onda olmazsa olmazımız var. Bir de manevi eğitimimiz dediğimiz Allah ile olan bağlantılı olan eğitimimiz. O da bir Müslüman muhakkak ne pahasına olursa olsun beş vakit namazını kılan, ahlakını koruyan, efendim idealist bir Müslüman olacak. Yani böyle hafif ve efendim meşrep kötü arkadaşlarla oturan kalkanlardan asla olamayız. Çünkü arkadaşını söyle sana ne olduğunu söyleyeyim demiş büyüklerimiz. Boşuna söylememişler. Mesela kocaman bir kasa elmayı içerisinde veya armudu bir tane çürük elma, bir tane çürük armut hepsini çürüteme durumuna girebiliyor. Dolayısıyla aman çürüklerle beraber oturup kalkma. Dikkat et. Arkadaşını seçerken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi el mer'u ala dini halili felyanzur ehadukum men yuhalilu. Kişi, insan arkadaşının, dostunun dini üzerinedir. Aman dikkat edin. Sizden biriniz kiminle arkadaşlık yaptığına baksın diyor. Herkesle yapılmaz bu. Selam verirsin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ayrı bir konu. Ama böyle iç içe olacağın, fikirlerinden istifade edeceğin, oturup kalkacağın ve sırrına verebileceğin, onu danışma olarak onunla sürekli danışabileceğin bir insanı seçerken aman dikkat et. Din seçer gibi dikkat et. Arkadaş seçimine dikkat et. Arkadaş demişler ya, vezir de yapar, rezil de yapar. Arkadaş cennete de götürür, cehenneme de götürür. Arkadaşını seçerken sadece iş olsun diye seçme. Bu arkadaşım beni nereye götürür diye düşünerek seç. Başka bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmamış mıydı bize? El mer'u ma'a men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Sevdiğinle beraber oturuyorsun, kalkıyorsun. Kime sevdiğine bak. Onunla beraber oluyorsun ya. Aynı ahirette de onun gittiği yere böyle tıpış tıpış gideceksin. İnşallah ya Rabbi biz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyoruz. Onun yolundan gidenleri seviyoruz. Seni sevenleri seviyoruz. Seni seviyoruz. Bizi cennette o güzel insanlarla buluştur Allah'ım diyoruz, dua ediyoruz. Anneler, babalar bu noktada hepimizin
çocuklarımıza bir tembihi lazım. Kulaklarına fısıldayın. Evladım, arkadaşına dikkat et. Arkadaşın sigara içen olmasın. Arkadaşın karı kız peşinde olanlar da olmasın. Yalan söyleyen sakın arkadaşın olmasın. Harama helale dikkat etmeyen bir insanla arkadaşlık yapma. Böyle hassas, efendim, ölçüleri olan, çizgisi olan insanlarla oturup kalk. Haylaz olan, efendim, kavgacı, argo konuşan, efendim, kaba, öğretmenini efendim saygısız bir şekilde karşılayan kimselerle arkadaşlık yapma. Aman dikkat et evladım. Sen pırıl pırılsın, nezih bir efendim insan olarak aynı süt gibisin. İçerine süt gibi herhangi bir tozu dahi kabul etme. Hadi yavrum, evladım, sana güveniyorum. Çocuklarımızla böyle konuşalım, hatırlatalım. Allah'ın izniyle o yerini bulacaktır. Çünkü Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hatırlat, iman eden kimselere fayda verir, hatırlatma vuruyor. Hatırlatalım. Lokman Suresi, anneler, babalar olarak bizim için çok büyük, harika bir hatırlatıcı efendim, yol gösterici bir sure. Lokman Suresi. Lokman Aleyhisselam çocuğuna nasıl tavsiyelerde bulunmuş, Allah'ımız Celle Celaluhu bunlardan razı olmuş, koca kıyamete kadar gelecek olan Kur'an kitabına bunu yerleştiriyor. Okuyun, ders alın, aman çocuklarınıza bu şekilde efendim hitap edin, bunlara efendim çocuklarınıza bu bilgileri devredin, onlar da çocuklarını devretsinler, onları boş bırakmayın. Çocuğunu boş bırakan kimse boş bırakılır. İleride çocuğunuz size bay bay der, bir kız bulur, bir efendim avrat bulur veya bir erkek bulur, çeker gider. Birçok kızın şu anda erkek arkadaşı oluyor. Annesini, babasını tanımadan çok yanlışlar yapıyor. Ve Allah korusun, hatta bir tık öteye söyleyelim. Bir erkek, ehli kitap olan Hristiyan veya Yahudi bir kimseyle evlenebilir. Niye? Kitabı var onun. Hiç olmazsa kitabı var. Diyor, ben onu Müslüman yapabilirim diyor. Çünkü eşim yani neticede bana uyum sağlayacaktır. Bu düşünceyle evlenebiliyor. Buna fetva verilmiş. Ama Müslüman bir kadının Hristiyan bir erkekle, gavur birisiyle, yani isterse çok insancıl olsun, isterse efendim çok aydın olsun, efendim ne bileyim şu kadar fakülte bitirmiş, üniversitede birçok ödüller almış, derece yapmış. Geç. Gavur bir kimseyle, Hristiyan olan bir kimseyle bir Müslüman hanımefendi aynı yatağa yatamaz. İslam'ın bir kuralını beğenmeyen, şeriatı beğenmeyen, örtüyü beğenmeyen, zamanımı deyip de namazı efendim küçük gören, küçümseyen, inkar eden kimseyle o da gavur olmuştur. İsterse ismi Ahmet olsun, Hasan olsun, Hüseyin olsun, hiç önemlidir. Onunla da nikahımız bitmiştir. Onunla da nikahımız bitmiştir. Çok dikkat edelim, seçici olalım. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Allah iyi arkadaşlarla karşılaştırsın. İyi insanlarla oturup kaldırıp sonra da inşallah cennette beraber aynı sofrada buluşmayı nasip eylesin. Sevgili anneler, babalar, sevgili öğrenciler, gençler, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, el-veledü min reyhanil cennet. Yani çocuklar var ya, çocuklar cennet çiçekleridir. Cennet çiçekleri. Cennetin kokusu var çocuklarda. Onun için anne ve baba o yavrusuna yaklaşırken, nasıl çiçeğe yaklaşırken böyle efendim dikkat ediyorsun, kırılmasın, efendim bükülmesin, bir zarar gelmesin diye. Çocuk bundan çok daha değerli, kırılmasın. O çocuğa efendim öyle yaklaşacaksın ki çocukla arkadaş gibi olacaksın. Gibi diyorum ama arkadaş olmayacaksın. Çünkü mesafe var. Anne babasın sen. Neticede efendim İslam'ın eğitim felsefesi şu. Yani çocuğu ne azdıracaksın ne de bezdireceksin. İslam'ın eğitim felsefesi
çocuğu ne azdıracaksın ne de bezdireceksin. Fazla böyle vererek, şımartarak başın üzerine oturtmayacaksın. Yani o çocuk senin artık efendim neyin oluyor? Senin bir yerde Allah korusun emir veren yukarıda bir patronun gibi oluyor. Senin liderin konumunda oluyor. Anne baba evladım dur desem bile geçti artık. Öyle şımarttın, öyle bir hale getirdi ki. Öbür türlü yine çocuğun efendim bezdirmeyeceksin de. Yaşına göre efendim eğitim vereceksin. Yaşına göre efendim yüklemeler yapacaksın. Nice çocuklar gördük biz. Annesi babası erken yaşta Kur'an'a başlatıyor. Bir yükleniyor. Motoru bir patlatıyor. Çocuk Allah korusun. Kur'an-ı Kerim belki ezberliyor, hafız oluyor ama artık Kur'an açmayan, Kur'an okumayan, namaz kılmayan birisinde karşısında bir evlat. Allah bu tablolarla bizi karşılaştırmasın. Ya Rabbi sana sığınıyor, sen muhafaza eyle. Cümle şu anda bizi dinleyen kardeşlerimizle beraber Müslüman kardeşlerimizi koru ya Rabbi. Evet, çocuklarımıza isim verirken dikkat edelim. İsimle çocuklarımız örtüşüyor. Yani çocuklarımıza vermiş olduğumuz Abdullah ismi, Abdurrahman ismi Allah'ın en sevdiği isimlerden. Allah'ın kulu, Allah Celle Celaluhu kulu olarak o da o kulluğa doğru koşuşturuyor. Celal ismi ayrıdır, Cemal ismi ayrıdır. Celal isminde biraz daha efendim celallenmek vardır. Hemen sinirlenmek vardır anında böyle. Cemal de yumuşak olur mesela. Ona göre isimlerimizi tercih ederken mesela bir ismi kızına isim veriyorsun. Fatıma diyorsun. Fatma diyorlar şimdi. Fatıma dediğin zaman Fatıma Zehra örneğin. Burada Fatıma annemizi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam biricik kızlarını düşünerek verdiğin için bir bakıyorsun o Fatma annemiz gibi çok hayırlı bir hanımefendi oluvermiş. Yine çocuğunuza bakıyorsunuz bir isim verdiniz. Ayşe annemiz gibi. Ayşe. Ayşe diyorlar ya olsun desinler. Ayşe diyelim. Ayşe Nur. Ayşe Gül gibi. Yani isimleri böyle efendim modadır, sodadır, bilmem moderndir falan filanları bunları bırakalım. Allah'ın razı olacağı kıyamet gününde ismiyle çağrıldığı zaman elhamdülillah ne güzel isim vermiş benim babacığım, anneciğim deyip de mutlu olacağı bir isimle yavrularımızı baş başa bırakalım inşallah. Sevgili izleyenler, değerli dinleyenlerim, Allah hepinizden razı olsun. Çok dikkat edelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bir tavsiyesi de şudur. Diyor ki mübarek مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ. Yani bir insanın, bir baba düşünelim, çocuğuna bırakacağı en güzel miras onun güzel edebi, güzel ahlakıdır buyuruyor. Çocuğunuza güzel bir edep bıraktıysanız, güzel bir terbiye bıraktıysanız, güzel bir eğitim bıraktıysanız hiç daire bırakmayın, para bırakmayın, araba bırakmayın, önemli değil. O çocuk sizi de kendini de kurtarır Allah'ın izniyle. Arkamızdan bizi duayla alınacak hayırlı evlatlar Rabbim bıraktırsın inşallah. Evladını güzel, hayırlı bir şekilde bırakırsan senin amel defterin kapanmıyor. Evladın hayırlısı da nedir? 5 vakit namazını kılan vaktinde her namazında Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hisab. Allah'ım beni, anamı, babamı, bütün müminleri hesap gününe bağışla diye dua eden evlattır. Bunları efendim yapmayan evlat kusura bakmayın da sadece efendim işte dünya diplomasıyla, dünya parasıyla falan karşımıza gelmiş. Yani ne yapacağız? Ne yapalım yani? Ne yapalım? Dünyalı iyi olan bir kimse iyi bir yere gelmiş, kariyer sahibiymiş falan.
Namaz yok, abdest yok. Arkadaşım, bunlar dert etmemiz gerekiyor. Dert edeceğiz bunlar. Dert edineceğiz. Çocuğum namaz kılıyor mu? Çocuğum başını örtüyor mu? Tesettürlü mü? Allah'ın istediği efendim güzel örtünmeyi yapıyor mu? Bolca böyle azalar belli olmadan koyu bir şekilde giyimleri efendim kimse ona bakmayacak. Hatta gerekirse 18 yaşında, 20 yaşında bir kızımız öyle giyinmiş ki İslami tesettürde hiçbir şey belli olmuyor. Ondan sonra efendim koyu giyinmiş, bakan da ya bu herhalde 50 yaşlarında bir kadındır falan deyip de efendim göz atmıyor. E şimdi üstte bir başörtü var ki ondan sonra marka. E altında bir tane ceket, onun altına bir tane efendim daracık pantolon. Eyvah! Kardeşim sen tesettür falan uygulamıyorsun, sen örtünmüyorsun. Sen tam aksine o açıkların farklı bir versiyonuyla diyorsun ki bana da böyle bak ya, ben de öbürlerinden geri kalmam ha. Sigaramı da içerim, nargilemi de çekerim. Gerekirse böyle bazen görüyoruz mesela efendim bira içen falan, estağfurullah. Allah sorumuza hayır getirsin. Onun için çocuklarımıza sahip olacağız. Nerede okuyorlar, nerede efendim oturuyorlar, kalkıyorlar, kiminle arkadaşlık yapıyorlar. Mesela Allah rahmet eylesin, bir güzel abimiz vardı. Çocuklarım, kız çocuklarım benim küçükken 5-6 yaşlarında onlara vermiş olduğu bir tembihat vardı. Yavrum diyor, evladım dikkat edin. Siz şimdi okula gideceksiniz. Okulla arkadaşlarınız sizi gelin evde ders çalışalım veya doğum gününüz var falan diye davet ederler. O arada bilmediğiniz bir şekilde size efendim orada bir meyve suyu getirirler, bir limonata getirirler, bir gazoz getirirler, bir kola getirirler. İçerisine de bir tane hap atarlar. Sen orada kendinden geçersin, fark edemezsin. Ve Allah korusun, namusunuza leke gelir. Bunları tembih ediyor küçük yaşlarında büyük bir efendim amcaları. Şimdi bu tembihatlar da kalmadı. Bir bakıyorsun işte efendim kızlar gitmişler erkeklerle beraber, onların evlerinde efendim partiler yapıyorlar. Sonra kız çocuğu zavallı alışmış oluyor efendim esrar içmeye, kokain çekmeye, efendim işte hap atmaya. Allah Allah. Aman dikkat edelim. Çocuklarımızı, kız çocuklarımızı, özellikle de kız çocuklarımızı bulunduğumuz şehrin dışında üniversiteye göndermeyelim. Üniversiteyi kazanmış, kazanacak evladım bizim bulunduğumuz yerde böyle evinde kalıp okula gidebileceği mesafe olan bir yer. Arabaya binersin, metroya binersin falan ama bileceğim, göreceğim seni. Her gün bana efendim bu noktada geleceksin evime ve rapor vereceksin adeta. Kiminleydin, ne yaptın diye böyle çocuklarımıza tembihatlar yapalım. Allah onlardan dünyada ahirette gülmeyi nasip eylesin. Allah-u Teala Celle Celaluhu gerçekten günümüzdeki fitne, fesat, çocuklarımızı aldatacak olan bütün oyunlar, hileler, efendim ne varsa bunlardan da korusun. Allah'a emanet olun. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayreyle. Ne olursun çocuklarımızı bizleri koru ya Rabbi. Neslimizi koru ya Rabbi. Kıyamete kadar neslimizden, nefsimizden efendim kafir olan, müşrik olan, gavur olan kimse kalmasın ya Rabbi. İmanımızı muhafaza edelim. Kur'an'ımızı muhafaza edelim. Örtümüzü muhafaza edelim. Hayamızı muhafaza edelim. Utanalım, sıkılalım. Ama yarın ahirette inşallah yüzümüz ak olarak huzuruna gelelim Allah'ım. Amin, amin, amin. Subhanallahü ve hamdihi. Subhanikallahü ve hamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirüke ve etûbü ileyk. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Subhani rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Günahlarımızın affolması için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırların fethi şerlerinde fi için, bütün ölmüşlerimizin de ruhları için, Allah rızası için. El Fatiha. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Haftaya görüşmek üzere inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.